Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlere Ghost of Tsushima'nın PC portuna çıkışından bahsedeceğim. Bunu kim duyurdu? Önce kimden duyduk? Ondan bahsedeceğim ve bir bomba haberle daha karşınızdayım. Last of Us Part 2 önümüzdeki ay muhtemelen duyurusu yapılacak. Ondan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir arkadaşımız var. Şu an ekrana yansıtıyorum. Önümüzdeki günlerde Ghost of Tsushima için PC'ye geleceğini duyur. Böyle bekleniyordu. Sonrasında şöyle 6 Mart'ta demişler ki Mayıs 16. Bu adam bu tweet'i 28 Şubat'ta atmış. Bir hafta önceden Ghost of Tsushima'nın bilgisayara duyurulacağını sızdırmış. Aynı şekilde bu arkadaşımız demiş ki Sony'nin bir dahaki bilgisayara gelecek oyunu The Last of Us Part 2 Remastered. Bunun açıklanmasını önümüzdeki ay bekliyor. Yani Nisan ayında Last of Us Part 2 Remastered'ın PC'ye açıklanmasını, bilgisayar açıklanmasını bekliyorum. Fakat demiş ki normalde demiş birkaç ay süren duyuru yayınlama süresinin normalden biraz daha uzun olacağını düşünüyorum. Bu bilgiler için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bizi çok heyecanlandırdı. Gerçekten beklediğim bir oyun. Henüz Part 1'i de oynamadım. Seslendirmesi beni çok cezbetti oyunun. İstek listemde en kısa sürede kütüphaneme eklemeyi düşünüyorum. Bahsetmek istediğim konulardan birisi buydu. Heyecanlı bir şekilde Last of Us Part 2'nin bilgisayara gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki ay duyurusu yapılacak. Tahminimce yaz ortası gibi. Yaz ortası veya sonbahara kalmadan bilgisayar için çıkış yapacağını düşünüyorum. Gayet heyecanlandırıcı, güzel bir haber. Bir ikinci konunun fiyatlandırma. Arkadaşlar üzgünüm fakat Last of Us Part 2'nin fiyatı şu anki tahminime göre 60 dolar. Neden? Gelin hemen yakın zamandaki örneklerimizi inceleyelim. Ghost of Tsushima 60 dolardan çıkış yapıyor. Arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Yengisi PlayStation baba bize 60 dolardan sap. Aynı şekilde Part 1'de 60 dolar. Part 2'de bize minimum bu fiyattan saplarlar. Minimum. Umarım yine 60 dolarda kalır. Yani bunun 70-80 olabileceğini de düşünün. Çok üzgünüm. 1900 lira. Oynamak isteyen verecek. Epic'te yakalarız biz bunu. Güzel bir kupon indirimiyle. Yaklaşık %33'lük bir indirimle. Biz bunu muhtemelen 1300 liralar, 1300-1400 liralar civarı biz bu oyunlara sahip olacağız. Ghost of Tsushima için de aynı şekilde. The Last of Us Part 2 için de aynı şekilde. Düşüncelerim bunlar. Olur bir de indirime girerse %10-%20 1000 lira gibi kapatabilirsek ne ala. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum kendim adına. Ben genelde Steam'den oyunları almayı tercih ediyorum. Eğer hani 100-200 lira gibi farklar varsa hani böyle oyunlar için. Veya atıyorum işte 10-15 dolarlık oyunlarda da 50-100 lira gibi farklar varsa ben Steam kullanmayı tercih ediyorum. Bu benim kesinlikle şahsi fikrim, şahsi düşüncem. Çünkü daha öncesinde Epic'te ufak sıkıntılar yaşadım. Üçüncü parti bir yayıncı Ubisoft. Nereden oyunu indirseniz indirin. Yani aynısı EA Game için de geçerli. Kendi istemcisini de indirmenizi istiyor. Sonrasında da ben Epic'ten bir oyun indirdim. Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı bir oyun indirdim. Ben oyunu açmaya çalıştım. Şöyle bir hatayla karşılaştım. Sende oyun yok. Sen bizim istemcimizden tekrar bu oyunu indireceksin. 30 GB bir oyun indirmişim. Oyunu açmaya çalışıyorum. Ve Ubisoft diyor ki 30 GB daha in. Ben bunu birazcık kurcaladım, araştırdım. Şöyle bir söylemle karşılaştım. Epic Games serverlarında bahsedilen oyunun dosyaları eski kaldığı için Ubisoft'un oyuna girdiğinizde yani Ubisoft'a giriş yaptığınızda bu eski dosyaları fark ediyor ve diyor ki bu oyunu güncellemen lazım. Neredeyse tamamen baştan indiriyorsun. Ya ben bununla karşılaşınca biraz üzüldüm. Normalde Epic kullandığım bir platform. Orada da yani çok olmasa da 200-300 civarı, 200-300 arası bir oyuna sahibim. Gerçekten aralarında çok güzel oyunlar, çok baba oyunlar var. Fakat benim bu durum, karşılaştığım bu durum beni birazcık platformdan soğuttu. O yüzden hani 50-100-200 gibi farklarda ben genelde bu platformu tercih ediyorum. Yani farklı platformlar da var. Bu piyasada sadece iki tane platform var diye bir şey yok. GOG var mesela. Ama en çok bilinen, herkesin de en çok sevdiği, en çok tercih ettiği Steam. Tek sıkıntımız dolar. Dolar değil, ekonomi. Bizim asıl sıkıntımız ekonomi. Neden? Şimdi yaklaşık 4-5 ay önce Steam dedi ki ben dedi dolara geçeceğim abi. Ben dedi Türk parasıyla sürekli dedi yayıncıların dedi gelirini dedi koruyamıyorum. Sürekli dedi hani fiyat güncellemesi yapmaları gerekiyor. Ben de yayıncılarımı korumak için dedi ben artık dolar kuruna geçeceğim. Bakın başınızın çaresine demedi. Dedi ki ben dedi Middle East and North Africa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini size alıyorum. Oyun yayıncılarına dedi ki ben bunları bu bölgeye aldım. Buna göre fiyatlandırma yap. Dora Özsoy abimiz kendisi Cardboard'un yapımcısı. Bize o dönemde kendisi bir tweette bahsetti. İşte şu fiyat olursa şu fiyat. Şu fiyat olursa şu fiyat. Maksimum şundan. İşte atıyorum 15 dolarlık bir oyunu maksimum 12 dolara düşebiliyorum. 5 dolarsa şu paraya düşebiliyorum. Bu paraya düşebiliyorum. Hepsini tek tek açıkladı. Eğer dedi yayıncılar tabii dedi bu tamamen opsiyonel. Yayıncılar isterse de düşebilirler. Şimdi bunu şöyle göstereceğim. Şöyle açıklamak istiyorum size. Şöyle bir sitemiz var. Steam Database. Bilenleriniz vardır illa. Şuradan bakalım abicim. Az önce baktığımız oyunlar üzerinden inceleyelim. Neredesin? Burada ülke. Kim kaç paraya alıyor bu oyun yazıyor abicim. Biz ortadayız. MENA, US dolar. 59.99, 60 dolar.
Amerika Birleşik Devletleri'ne atmış. Ben bu oyunu Amerika'daki bir insanla aynı parayı alıyorum. Aynı birimi alıyorum. 60 dolar alıyorum. Bu adamla benim ekonomik seviyem çok farklı. Fakat şu arkadaş bunu tamamen göz ardı ediyor. Ve diyor ki 60 dolar. Türkiye Steam pazarında ilk 10'da. Daha önce paylaşan arkadaşlar oldu. 7. veya 8. sıradaydı. En fazla oyuncu sayısı veya işte satın alma, gelir kaynağı vesaire. İlk 10'dayız abicim. Şu listede ilk 10'dayız. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir vatandaş ile aynı paradan alıyor bu oyunu. Gel abicim, bitmedi. Last of Us Part 1. Aynı arkadaş. Neredeyiz biz? $50. Aynı fiyat. Ben Amerika'daki bir insanla aynı fiyat alıyorum bu oyunu. 60 dolar veriyorum. İşine geliyorsa. Bunun gibi birkaç şirket daha var. Yani ben şey yapmayacağım. Fiyatlardan anlayacaksınızdır zaten hangi şirketlerin nasıl yaptığını veya merak ediyorsanız dediğim gibi bu Steam database sitesine girip oyunu aratıp hangi ülkede kaç paraya satılıyor, bizden ne kadar yüksek, ne kadar aşağı, bunların şeylerine bakabilirsiniz. Burada mesela Price History denen bir olayımız da var. Mesela Last of Us sonbahar indirimlerinde mesela %33'lük bir indirimi olmuş. Aynı şekilde Steam VR Fest'te olmuş. Kış indirimlerinde olmuş. Next Fest'te olmuş. Hep de %33. Zaten şurada yazıyor. Minimum hani lowest record price, hani kaydedilen en düşük fiyat $40. %33'lük bir indirime girmiş. Bakın abiciğim. Öncelikle şunu göstermek istiyorum size. Elden Ring. From Software. Bak abiciğim. Türkiye nerede? MENA bölgesi. 39.99. %40'lık bir indirime girmiş. 24. Bu oyun yılın oyunu seçildi. Ve çok seviliyor. Gerçekten harika seviyorum. Kendi görüşüm. Kış indirimlerinde %40 indirime girmiş. Çok sık da indirime giren bir oyun değil. Ara sıra indirime giriyor. From Software'ın çoğu oyunu öyledir zaten. Eğer takip ediyorsanız. Hep böyle şey indirme. Kış indirimi, sonbahar indirimi, yaz indirimi. Vesaire vesaire. Bu adam, bak şimdi abi, Amerika'da bu oyun $60. Türkiye'de $40. Şimdi bu adam bundan kâr etmese bunu satmaz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Epic, Steam, GOG veya herhangi başka platform. Kimse sizin babanız uşağı değil. Herkes parasına bakar. Siz onun müşterisisinizdir. Kimse son kalede değildir. Herkes malını satmaya bakar. Ama bu adam Steam'in önerdiği bölgesel fiyatlandırma olarak veya belli bir kısmını olarak atıyorum mesela 50'dir de 35 yapacaktır ama 39 girmiş. Yani 40 yapmış. Hiçbir sıkıntı yok. Ghost of Tsushima, Last of Us $60. Abi okey. Gerçekten iyi oyunlar. Verilir mi? Herkesin imkanına bağlı. Verilir. İyi oyunlar. Parasını hak edecek oyunlar. Kesinlikle sonuna kadar hak edersiniz yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama şu oyun $40. Bakın Amerika'da $60. Bizde $40. Demek ki istendiğinde bu fiyatlara yapılabiliyor. Çünkü biz MENA bölgesindeyiz. Steam yayıncılarına demiş ki bu adamlar MENA bölgesi. Sen MENA bölgesinde böyle bir fiyatlandırma yapabilirsin. Sen şu bölgede şu fiyatlandırma, şu bölgede şu fiyatlandırma. Bu fiyat aralığı. Önerilen fiyat. Örneklerde hep böyle Souls'lar üzerinden gidiyor ama kusura bakmayın. Bak abi yine sıralıyorum. Tamam mı? Bak biz Latam'la aynı fiyatı alıyoruz. $36. Oyun birkaç defa indirmeye girmiş. Bir defa 120, bir defa 125 girmiş. $27 düşmüş bizde en fazla. Neredesin ey Amerika? $60. Bakın bu adam bu oyunu bize $27 satmış indirimle birlikte. Bu adamlara da $45 satmış. Bu adam bundan para kazanmasa veya pazarını kaybetmek istemiyor da olabilir. Ama zarar etmez. Çünkü hiç satamamakla az bir paraya satmak çok farklı şeyler. Çok farklı bir strateji. Bu adam 60'a satarken o adam 35'e 36'ya satabiliyor. Demek ki kar edebiliyor. Veya en azından pazardaki payını koruyabiliyor. Ama bizim şu arkadaşlar, bu arkadaşlar bizi tamamen kenara atmışlar. Bu adamların oyununu Amerika'daki bir vatandaşla aynı fiyata alıyor. $70. Birkaç video öncesinde K'lerle ilgili ufak bir şeylerden bahsettim. İşte K almayalım. Zaten şey random K hiç almayın yani. Onlar tamamen ama dolandırıcılık. Ondan bahsetmiyorum. Şimdi bu oyun şu an bakmayacağım. Herhangi bir sitede 1500 lira olabilir. K sitesinde, Steam K sitesinde. Yani şey Steam K satan bir sitede 1500 lira olabilir. Gidin onu alın abicim. Bence hiçbir sıkıntı yok. Bu adam bize yerel fiyatlandırma yapmış. Bence alabilirsiniz. Etik mi değil mi? Beni bağlamaz. Yani beni bağlamazı şu. Eğer bu adamlar bizi düşünerek yerel bir fiyatlandırmaya gitmiyorsa bir önceki videomda şunu söylemiştim size. Onun hala arkasında. Bu olayın iki yönü vardır. Gidersin Steam'den ikinci parti veya üçüncü parti neyse bir satıcıdan. O adamın o oyunu yayınladığı platformdan oyunu alırsın. O adama desteğin olursun. O adamın ilerideki işler için ona destek olursun. Bu genelde indie oyunları için geçerli. Hani böyle büyük şirketler için abi destek oluyor. EA Games'e destek olalım falan. O hikaye yani o işler. Kimse babamızın oğlu değil. Gidin abicim bu oyunu 1500 liraya saçma bir siteden keyini alın. Atın Steam'e illa alacaksınız mesela. Aynı şey için Ghost of Tsushima.
Takıyorum abi, bekliyorum key sitesi gelsin. Muhtemelen key sitesinden çökerim ben ona. Çünkü şöyle de bir durum var. Bu oyunlar Ghost of Tsushima mesela Mayıs'ta yayınlanacak. Muhtemelen biz onu sonbahar indirimlerine kadar indirme göremeyeceğiz. Çünkü daha önce de birkaç örneği var bu olayın. PlayStation'dan bilgisayara gelip duyurusu yapılan oyunlar 4-5 ay, 5-6 ay gibi bir sürelerde indirime girmiyorlar. Ancak 5-6 ay sonra o oyunu indirimden alabiliyoruz. Umarım bunda öyle olmaz. Çünkü ben birazcık beklemeyi düşünüyorum almak için. Veya işte key sitesinden kovalayacağız. Bu key siteleri olay, dediğim gibi olayın iki yönü var. Bir, yayıncıyı desteklemek. Ya yani o oyunu yapan insanların emeğine saygı göstermek. Tamam, saygı gösteriyoruz. Eyvallah, onda sıkıntı yok. Ama benim asıl derdim siz önce kendi. Ben neden oyuna para veriyorum? Oyun bedava diyorlar ya. Abi ya sen single player oyuna niye para veriyorsun ki? İnternette bedava. Torrent var. Kardeşim benim derdim sistemimi korumak. Sen kazanmışsın kazanmamışsın beni bir noktada bağlamıyor. Ben gelip düzgünce senin yayınladığın platformdan alayım, sistemimi koruyayım. Torrent oyun bilen bilir abicim. Torrent oyunun yaktığı çok can vardır. Öyle söyleyeyim size. Çok can yakmıştır yani. Siz anlamazsınız ama anlarsınız sonradan. Aa bu niye oldu dersiniz. İşte o zaman aklınıza gelsin. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ha, tabii ki imkan meselesi. Ona da bir şey diyemem. Biraz bunlardan bahsetmek istedim. Bu siteden bahsetmek istedim. Fiyatlandırma, yerel fiyatlandırma konusuna girmek istedim. Üzülüyorum yani. 1900 lira bir oyuna vermek gerçekten şu ekonomik şartlarda zor. Gerçekten zor yani. Her baba yedin harcı değil. Alan var mı? Alan benim birçok arkadaşım var şu an. Ben de dediğim gibi wishlist attım, bekliyorum. Ya Steam Key'ini alırım ya giderim indirime gelir oradan alırım vesaire. Alamayan arkadaşlar da YouTube'dan izlemeyin abi, gidin. 2020'de alıp denemiştim ben bir ara, 10 liraya şey satıyorlar. Steam hesabı satıyorlar. Açıyorsun offline modda Bannerlord oynamıştım mesela. 3-4 ay öyle deneyimlemiştim. Niye? Çünkü sistemimi korumak istiyorum. Sizin artık asıl düşünceniz elinizdeki sistemi korumak olmalı arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Torrent'e bu yüzden çok bulaşmanızı istemiyorum. Steam Database çok güzel bir sitedir. Ondan da ufak bahsedeyim, ufak bir parantez için. Mesela şurada bir sales kısmı var, satış kısmı var. Buradan abicim şurada filtrelerimiz var. Mesela ratingi çekiyoruz abicim %75'e. Discount'u da çekiyoruz %75'e. Şuradan da sadece oyunları seçiyoruz mesela. Aratıyoruz. Bize şu an indirimdeki oyunları gösteriyor. Paraya göre aratıyoruz. Ratinge göre, yayınlanış tarihine göre, yüzdelik indirimine göre. Mesela Resident Evil %95.6. 7.49 bu ilk defa sanırım indirime girmiş bizim bu dolara geçtiğimizden beri. Mesela Dying Light daha önce indirime girmiş. Burada diyor ki bakın %70, daha önce diyor %70 indirime girdi diyor. 5.84 diyor. Şu an %80 girmiş ama 6.50. Yani böyle güzel ufak güzellikleri var. Burada şeyi de takip edebiliyorsunuz bu arada. Şunu tekrar bir sıfıra çek. Steam çok nadir de olsa ücretsiz oyun dağıtıyor. Mesela şu oyunu ben bu şekilde keşfetmiştim. Yani bir anında haber sayfalarında falan görmeden önce. Tabii ben burada gördükten sonra düştü işte. Steam'de bedava oyun var, hemen gidin kütüphanenizi ekleyin falan. Burada ara ara böyle takip etmek lazım. Aynı şekilde oyunlar var, uygulamalar var, bilmem neler var. Böyle takip ediyorsun abicim. Ücretsiz olan şeyleri kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ara ara bu siteye girmenizde fayda var. Bu siteyi ben çok kullanırım yani, tavsiye ederim. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz kendiniz. Bugün neler gördük? Ghost of Tsushima'yı gördük. Last of Us Part 2'nin sızıntısını gördük. Bu arkadaş dediğim gibi daha önce hani ben şimdi Ghost of Tsushima'yı gösterdim ama daha öncesinde de var onun birkaç sızıntısı. Zaten tutuyor yani. Önümüzdeki ay Nisan ayında Part 2 Remastered'ın bilgisayar portuna duruluşunu kutlayacağız. Umarız. Fiyatlandırmalardan bahsettik. Yerel fiyatlandırmalardan. 60 dolarlık bir oyuna Amerika'da 60 dolar, bizde de 60 dolar. Demek ki bizde bir yerel fiyatlandırma yok. Buradan kontrol edebiliyoruz bu siteyi. Bunun için de çok kullandığım oluyor. Veya işte Elden Ring 60 dolarlık bir oyun. Adamlar bize 40 dolardan 45 dolardan verebiliyorlar. Demek ki verilebiliyor. Bunu da görmüş olduk. Şimdi ufaktan bir toparlayayım. Şimdi size bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Umarım önümüzdeki günlerde farklı duyurular görürüz. Farklı konular işleriz. Bu önceki videoda bahsettiğim Steam Key satın alma sitelerinden bahsetmiştim. Onu biraz daha açmayı düşünüyorum o konuyu. Tabi bu olayın iç yüzü hakkında biraz daha geniş bir video çekmek istiyorum. Önümüzdeki hafta eğer bir sıkıntı çıkmazsa o videoyu yayınlayacağım. Asıl haber kaynağı kişiden de rica ettim. Konu hakkında dedim. Ben ufak bir giriş yapmıştım ama ben bu konuyu dedim biraz yavansı irdeledim. Daha geniş irdelemek istiyorum dedim. Sağ olsun o da kendi yaptığı flood'u ve kaynaklarını paylaştım ama önümüzdeki hafta umarım onu da toparlayıp yayınlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.